Takas İstanbul beklenti raporunu sunar. İyi günler değerli izleyiciler. Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu Ekotürk TV'de ben Cenk Akyoldaş, beklenti raporuyla sizlerle beraberim. Son gelişmeleri değerlendireceğiz. Birazdan konuğumuz Özgür Şandır'a bağlanacağız. Yani stratejist, bakalım gelişmeleri değerlendireceğiz ama öncesinde piyasalarda ne oluyor, fiyatlama nasıl, son gelişmeler ne, onlara bir göz atalım. Yeni vergi düzenlemeleri geldi. Onları da kendisiyle konuşacağız. Bakalım bütçedeki açıklar nasıl kapatılacak? Bu yöndeki atılan adımlar yeterli olacak mı? Bunların hepsine bir gözden geçireceğiz ve piyasa üzerindeki etkisini tabii ki konuşacağız. Hemen fiyatlamalara bakarsak Borsa İstanbul 100 Endeksi dün yine pozitif bir kapanış gerçekleştirdi. 6.141 puandan tamamladı. 6.207 puana kadar gitmişti. O bölgeden bir miktar satış geldiğini gördük. Dolar TL'de 26.10'dayız. Euro TL'de 28.44. Sepet kurda 27.26'dayız. Gram altında da 1605 TL'den geçiyor son işlemler. Hemen pariteler tarafına bakarsak dolar endeksi dünkü gelen veri sonrasında ADP özel sektör istihdamı oldukça kuvvetli geldi. Beklentilerden iki katına kadar neredeyse 500 bine yakın bir rakamla karşı karşıya kaldık. Dolar endeksinde yukarı seyri tetikletti. %95 ihtimalle Fed'in faiz arttırımı, 25 bas puanlık faiz arttırımı Temmuz ayındaki toplantıda gerçekleşmesi beklenmekte. Bunun da etkisi yaşandığını söyleyelim. Euro dolar paritesi burada 1.0892'deyiz. Pound dolarda 1.2740. Dolar yende de 143.70'lerdeyiz. Yine dolar İsviçre frankı tarafında 0.8958'den geçiyor son işlemler. Asya borsalarına bakalım. Asya tarafında da bugün hafif seyir, satıcılı seyir var Çin dışındaki piyasalar tarafında. Biliyorsunuz Yalın'ın Çin ziyareti var. Onun önce, şu esnada 3.206 puandan geçiyor son işlemler. 0.02'lik artıda. Japonya Nikkei'de 0.57'lik bir düşüşte 32.586'dayız. Yenin değer kaybının devam etmesi beklentisi söz konusu. Bakalım nereye doğru evrilecek. O da fiyatlama üzerine bir baskı oluşturacak mı? Hong Kong Hang Seng'de de 0.10'luk bir düşüş söz konusu. Yine Hindistan Sensex'e baktığımızda orada da -0.20'lik düşüşte 65.651 puandayız. ABD vadelilere bakalım. Dün satışlar vardı özel sektör verisi sonrasında, istihdam verisi sonrasında. Bugün tanım dışı istihdamı bekliyoruz. Bakalım onun öncesinde nasıl piyasa. Nötr gibi gözüküyor. Şu anda 34.165'ten geçiyor Dow Jones. S&P 500'de 4.444'teyiz. Nasdaq'ta da 15.228'den son işlemler geçmiş. ABD tahvillere bakalım. Orada seyir nasıl? ABD tahvillerde sıkıntılı dönem başladı diyebiliriz. Zaten kıymetli metallerde de bir baskılanma olduğunu biliyoruz. Baktığımız zaman faizlerde 4'ün üzerinde, bütün faizlerin 4'ün üzerine taşındığını söylemek mümkün. 10 yıllık tahvil 4.0390'da, 30 yıllık tahvil 4.001'de, 2 yıllık tahvil tekrardan uzun bir aradan sonra 5'in üzerine çıktığını gördük. Geçen sefer 5'in üzerine çıktığında oldukça piyasalar gerginleşmişti. Hala 100 bas puanlık fark korunmakta, 2 yıllık tahvil ile 10 yıllık tahvil arasındaki fark. MPI tarafına bakalım, MPI fiyatlamaları nasıl geçiyor? Ons altın 1913'te, Brent petrol 76.78'de, Amerikan tipi ham petrolde de 72.14 karşımızdaki son değerlemeler. Son olarak da kripto piyasasındaki fiyatlamalara bakalım, sonra da konuğumuz Özgür Çandır'a dönelim. Bitcoin'de 0.20'lik düşüşte 30.208'deyiz. Bitcoin TL'de 797.341. Ethereum'da da 1859 dolardan geçiyor son işlemler. Dolardaki güçlenme tabii ki buradaki fiyatların da baskılanmasına sebebiyet verdi. Evet, konumuza dönüyoruz. Özgür Bey merhabalar. Merhaba Cenk Bey, günaydın. Günaydınlar. Efendim yine iki gündür özellikle vergi düzenlemeleriyle güne başlıyoruz. Dün sabah başka vergi düzenlemeleri, bu sabah da başka vergi düzenlemeleri. Bugün daha kapsamlı, daha çok bireyselle dokunan rakamlarla karşı karşıyayız. Bir gün öncekiler biraz daha kurumlar vergisi tarafındaki gelişmelerle işaret ediyordu. Bugün işte KDV oranlarından tutun birçok noktada seyyan zamlara kadar gelmiş vaziyetteyiz. Ne dersiniz bu düzenlemeler? Devam gelir mi? Bunların etkisi enflasyon üzerinde pozitif, kısa vadede yükseltici, ileride de düşürücü bir etkisi olabilir mi? Beklenti doğrultusunda öncelikle bir yapı görüyoruz.
Sayın Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamalarda seçim sonrasında özellikle 3 tane alt başlığın üzerinde durmuştu. Sıkı para politikasından bahsetti. Geçtiğimiz ay Merkez Bankası tarafında bu adımı gördük öncelikle. Sonra gelir tarafındaki güçlenmeden bahsetti. Cari açıktan bahsetti. Bu adım da biraz da bununla ilişkili tabii ki. O yüzden de beklenti doğrultusunda bir yapı diyebiliriz ilk etapta. Enflasyon tarafındaki etkisi nasıl olur? Tabii bunu biraz süreç gösterecek ama vergiyle ilgili tabii özellikle piyasada da tabii konuşulan yapısal reform adı altındaki yaklaşımda vergi kontrolü nasıl yapılacak? Bunun üzerinde de durulacak mı? Biraz piyasa bunu da takip edecek. Özellikle gelir tarafını arttırmak için sadece vergi artışından ziyade vergi kontrolünün de yapılması tabii bir anlamda şu anki mevcut durumu da güçlendirmeye yetecek bir unsur. Biraz bu tarafa nasıl ağırlık verilecek buna da bakmak gerekiyor. Bunun devamı gelir mi? Gelebilir tabii. Buradaki maksat biraz daha piyasayı soğutmak. Ama bunun fiyatlara yansıması nasıl olur? Piyasa tabii tek taraflı soğuyabilir mi? Bu %100 bir etki sağlar mı? Bu açıkçası tartışılır bir konu. Bunu bir bütün olarak görmek gerekiyor. Biraz önce de söylediğim gibi sıkı para politikası bu anlamda kademeli olarak devam edecek mi? Üçüncü bir alt başlıkta yine Sayın Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamada orta vade programlamadan bahsetti. Eylül ayında bununla ilgili alt başlıklar nasıl olacak? Buna da bakmak gerekiyor. Yani bu saç ayağını üçe ayırdığımız zaman hem sıkı para politikası hem vergi artışlarıyla geliri güçlendirme çabası hem de aynı zamanda Eylül ayındaki açıklanacak orta vade programlamada neler olacak, hangi kalemler olacak? Bunları piyasa sıkı bir şekilde takip edecek. Tabii bu üçü gerçekten sistematik bir şekilde oluşursa muhtemelen belirgin bir şekilde enflasyonla da mücadele adına adımların kararlı bir şekilde atıldığını piyasa kabul edecek. Ama burada sadece tabii tek kalemde vergi artışı her ne kadar gelir dengesini yükseltse bile enflasyon üzerinde tek başına tabii bir sonuç yaratması mümkün değil diye düşünüyorum. Peki bunun yansıması dış evrende nasıl karşılanır? Yani yabancı yatırımcı açısından pozitif algı yaratıp bir akım yaratma ihtimali olabilir mi bu atılan adımların? Yoksa şirket kârları üzerinde negatif etkisi olacak orta vadede düşüncesiyle yine borsaya beklenen alışı gelmeme ihtimali söz konusu olabilir mi? Yani yabancı birazcık daha tabii fiyatlamaya bakıyor diye düşünüyorum Borsa İstanbul tarafında. Olabildiğince dövizini klasik olacak ama yukarıdan bozdurup borsaya da olabildiğince uygun fiyattan girmeye çalışıyor. Fiyatlamaya baktığı için tabii asıl olan biraz önce de söylediğim gibi tek kalemle bu olmadığı için önemli olan onun kendi kriterlerine uygun, özellikle yabancı yatırımcı için söylüyorum, koşulların oluşuyor olması. İşte dolar TL'de daha önceki raporlarda da beklenti 26-30 TL civarındaydı. Bu seviyelerde bir stabillik oluşacak mı? Ve sonrasında da dolar bazlı tabii ucuzlayan borsada yeni fırsatlar karşısına çıkacak mı, buna bakacak. Ama tabii Borsa İstanbul'a giriş etkisi sadece bunlarla sınırlı değil. Güven ve istikrar oluşuyor mu? Uluslararası platformda bir ekonomi modeli uygulanıyor ve uygulanmaya devam ediyor mu? Açıkçası bunun tabii ki takibini yapacaktır. Süreç içerisinde tabii şu an için biraz önce de söylediğim koşulda başta konuşulan Sayın Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamalar doğrultusunda, Hazine ve Maliye Bakanı olduktan sonraki yaptığı açıklamalar doğrultusunda bir yapı görüyoruz. Bunlar süreç içerisinde tabii icraata geçtiği sürece burada mutlaka tabii ki bir talep oluşabilir. Ama bu sürecin ne şekilde ve nasıl ilerlediği ilk etapta önemli görünüyor. Dün de yabancı yatırımcıların ilk yarı yıldaki değerlendirmeleri açıklandı. Totalde baktığımızda Haziran ayında kuvvetli bir alışları olmasına rağmen 922 milyon dolarlık bir alışları söz konusu ama yılın ilk yarısına baktığımızda nette eksi 810 milyon dolarlık bir rakamla karşı karşıyayız. Ne dersiniz, bu eksi 8 yılı ilk yarısını eksi tarafta kapatmışız. Yılın sonunda burası pozitif tarafta bir rakam görme ihtimaliniz olabilir mi? Tabii ilk yarısında uygulanan ekonomi politikası gereği ters bir politika. Uluslararası platformda uygulanmayan bir politika. Sürekli faizlerin düşük kalıyor olması, dolar TL'deki stabil yapı, baskılı yapı
Bu anlamda tabii yabancı yatırımcının çok da tercih ettiği bir yapı değil. Fakat son dönemdeki artış ekonomi modelinin daha onlara uygun olduğunu da gösteren bir yapı. O yüzden de biraz önce söylediğimiz ölçüde özellikle yılın ikinci yarısında şu anki uygulanmaya çalışan yapı devam ettiği sürece burada bu ilginin artması ilk etapta mümkün görünüyor. Hep konuştuk TL bazlı ne kadar rekorlar kırsak da baktığımız zaman dolar bazlı yıl başına göre Borsa İstanbul tarafında yaklaşık %20'lik bir kayıp var. Yani yıl başına 3 dolar gören Borsa İstanbul'da şu an fiyatlamanın 230 dolar, 2,3 dolar seviyesinden geçtiğini görüyoruz. Bu açıdan da önümüzdeki günlerde şayet bu uygulanmaya çalışılan model devam ettiği sürece buradaki ilgi artacaktır. Burada tabii belli başlı sektörlere eğilim oluyor. Yabancı yatırımcı tabii ilk başta geldiğinde hem tabii sektörel analiz hem de ağırlıklı BIST 30 hisselerine yönelik bir yapıyla girişiyor işe. Bu açıdan da hani bunlar ne ölçüde uygulanacak? Buradaki bu ekonomi modelindeki güven ve istikrar durumu oluşmaya başlayacak mı? Biraz da bunu takip edecek. Fiyatlama anlamında biraz önce de söylediğim gibi dolar bazlı aslında uygun seviyelerde olmamız bir ölçüde bu ilgiyi arttırabilir. Ama tabii süreci takip edip görmek lazım. Bunu hızlı bir şekilde olur diye değil, hani kademeli olarak oluyor mu? Bu süreci takip etmek gerekiyor. Yabancı takas oranında bildiğiniz gibi son 5 yılda inanılmaz aşağıya geri çekildi. Hala %30'un altındayız. Son veri %29,26'dayız. Evet, yani 28-27 küsürlere düşen yabancı takas oranı işte son bir ayda belirttiğiniz gibi biraz daha 29 üstüne atma çabası var. Yani yabancı takas oranı son 5 senede 65'li seviyelerden 29-28'li seviyelere kadar geri çekildi. Bu da önümüzdeki günlerde uygulanan ekonomi politikasında bu kararlı ve istikrarlı tutum devam ederse buraya olan ilginin artacağını bize gösteriyor. Ama biraz önce de söylediğim gibi bunu bir süreç olarak kabul etmek gerekiyor ilk etapta. Yani hemen yabancı gelecek de işte hisseleri alacak, takas oranları bir anda belli bir düzeye gelecek şeklinde bir beklenti içerisinde olmamak, bunun kademeli artışını izlemek ilk etapta önemli. Bir de bu düzenlemelerden bahsettik demin. Yine haber başlığından bir tanesi, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin kar paylarını tevkifat oranı %0 olarak uygulanacak başlığı var. Bunu nasıl değerlendirmek lazım? Tabii burada da bu ilgiyi bir şekilde nötr kılma, yani buradaki ilgiyi azaltmamak adına yapılan bir yapı. Sonuçta hani baktığımız zaman özellikle belli kalemlerde talep gören belli kalemlerdeki vergi artışlarını görüyoruz ama bu tarafta da en azından böyle bir dengelenme oluşsun ki ilgi bir şekilde burada da sınırlı kalsın. Yani buradaki o ilgiyi bir şekilde yok etmeyelim şeklindeki bir yaklaşım. Bu da aslında beklenen piyasa algısının da farklı noktalara evrilmesini engelleyen bir yapı. O açıdan bunu da açıkçası normal karşılamak gerekiyor. Biraz da yurt dışına gidelim. Bu veriler son dakika veriler olduğu için önemli de bunları buradan giriş yaptık. Biliyorsunuz dün Amerika'da ADP özel sektör tarım dışı istihdam verisi açıklandı ve orada gelen veriye baktığımız zaman beklentilerin çok ötesinde bir rakamla karşı karşıya kaldık. Beklenti 228 binlik bir artış beklenirken 497 binlik bir artışla karşıya kalındı. Ve bunun da hemen etkisi hem DXY'yi yukarı taşıdı hem de ABD'de tahvil faizlerinin yukarı doğru gitmesine, 4'ün üzerine taşınmasına sebebiyet verdi. Baktığımız zaman 1 yıllıkla 30 yıl arasındaki tahvillerin hepsi şu anda 4'ün üzerine taşınmış vaziyette. Ne dersiniz buradaki gidişat? Bugün de biliyorsunuz tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Verilerin anası olarak kabul ediliyor. Fed'in çünkü iki görevinden birisi istihdam piyasası ile ilgili olduğu için. Burada da işsizlik oranları ve saatlik ücretlere de bakacağız. Buradaki beklentileri nasıl değerlendirmemiz gerekir? Tabii veriler hep güçlü geliyor, ekonomik veriler Amerika tarafında. Bu da Fed'in işini ciddi anlamda zorlaştıran bir etki. Ciddi o geçtiğimiz seneden beri sürekli bir faiz artışıyla piyasayı finansal dengeleri de bozmadan dengelemeye çalıştılar. Ama burada karşılarına enflasyonun yapışkan yapısı ortaya çıktı. Bu da ister istemez tabii Fed'in elini zorlaştıran bir etki. O açıdan da veriler, ekonomik veriler yüksek geldiği süreç içerisinde de tabii Fed daha da şahinleşip faiz arttırımına devam etmek istiyor ki
Temmuz ayındaki beklentiler de %90'lara çıkmış durumda. 25 bas puan faiz artırma ihtimali %90 seviyelerine çıkmış durumda bu gelen verilerle. Bugün tabii olası tarım dışı istihdam verisinin de beklentinin üstünde 230 bin civarında bekleniyor. Beklentinin üzerinde gelmesi, biraz önce sizin de belirttiğiniz gibi dolar endeksinde yukarı yönlü hareketin devamını, aynı zamanda borsalarda da sınırlı da olsa satışa sebep olabilir. Satışın devamına sebep olabilir. Dün akşam başladı çünkü bu satış özellikle. Tabii burada da baktığımız zaman Mart ayından beri özellikle yükselen bir yapının olduğunu görüyoruz Amerikan borsalarında ve riskli varlıklar üzerinde. Bu da fiyatların tekrardan belli bir dengeye gelmesini, bir düzeltme hareketi yapmasına sebep olabilir. ABD tarafında ekonomik veriler soğutulmaya çalışılıyor. Fakat biraz önce de söylediğim gibi faiz artışıyla bunun dengelenmesi çok da mümkün olmadı bu süreç içerisinde. Bu süreç bu yüzden beklentilerinin aksine 2024 yılında işte enflasyon %2'ye gelir mi 2023 sonunda şeklinde bir yaklaşım vardı. Ama bu süreç bir süre daha muhtemelen devam edecek gibi görünüyor. Yani beklenti doğrultusunda evet, işte resesyon konuşuluyor sonrasında mesela. Resesyon ihtimalinin de ötelenmesi mümkün görünüyor. Ama buradaki bu gelen veri ilk etapta eğer beklenti üstü gelirse tabii ki borsalarda ve riskli enstrümanlarda satışa, sizin de belirttiğiniz gibi dolar endeksinde de tekrar bir 104 hareketine sebep olabilecektir. Bunu nasıl bir denge içerisinde götürecekler, faiz arttırımları devam edecek mi? Özellikle Temmuz ayındaki toplantı bu anlamda önemli olacak. Ama veriler iyi geldiği sürece piyasayı soğutmak adına tabii faiz artış sürecinin devam etmesi de mümkün görünüyor. Bugünkü biraz önce paylaştığınız tahvil faizlerinden de bu zaten çok net bir şekilde görülüyor. Dün çok ilginç bir açıklama geldi. New York Fed tarafından yapıldı bu açıklamada. Çekirdek enflasyonu, onların daha yüksek frekanslı verilerle ölçtükleri enflasyon verisinde Mayıs ayındaki PC verisinin %3,5'da olduğunu, biliyorsunuz manşet tarafta orada %4,6 geldi. 3,5'luk bir rakam ölçtüklerini belirtiyorlar. Beklenenden daha yavaş artış hızına inmiş olabileceğine yönelik söylemler var. Bu noktada bir kafa karışıklığına yol açabilir mi? Yoksa yani beklentilerde bir değişikliğe sebebiyet verebilir mi acaba toplantıda bu verinin değerlendirmesi? Burada daha çok çekirdek tarafına bakılıyor. Her ne kadar manşet enflasyon piyasalar üzerinde daha etkin bir rol oynasa bile çekirdek tarafı hala beklentilerin üstünde kalıyor olması. Biraz önce de söylediğim gibi piyasanın soğumaması, hala talep artışının devam ediyor olması ciddi anlamda Fed'in elini zorlaştıran bir etki. Yani Fed istiyor ki ekonomik dengelerde kısmen de olsa ekonomik verilerde bir bozulma olsun ki evet biz talep düşmeye başladı. Finansal piyasalarla ilgili bu anlamdaki mücadelemizde, enflasyonla ilgili kararlı mücadelemizde bir yerlere gelelim istiyorlar. Ama bu talep devam ettiği sürece, ekonomik verilerde soğuma olmadığı sürece ister istemez sürecin uzadığını görüyorlar. Zaten çıktıkları bu yolda hep şunun vurgusunu yapmıştı Powell'da. Finansal dengeleri, biz faiz artışı yapacağız, enflasyonla kararlı mücadele edeceğiz ama finansal dengeleri de çok fazla yıpratmadan bunu yapacağız. 2013 senesindeki Bernanke'nin düştüğü hataya düşmeyeceğiz şeklinde bir yapı göstermişti, bir yaklaşım göstermişti. Biraz da bunun etkisini görüyoruz. Yani sürecin uzamasındaki ana etki tabii ki kademeli olarak faiz artışındaki etki ya da belki de geç kalınmış etki. O dönemde söylemiştik biraz geç de başladı Fed faiz artışlarına. Finansal dengeleri bozmamak adınaydı ama tabii süreç hem geç başladığı hem de kademeli olduğu için İster istemez sürecin uzamasına neden oluyor. Burada gelen veriler zaman zaman kafa karıştırsa bile biraz önce belirttiğim ölçüde bu sürecin biraz daha bir süre daha devam etmesi mümkün görünüyor. Yani beklenti doğrultusunda 2023 sonunda gibi değil, belki 2024-2025'e kadar uzanan bir süreci görmemiz ilk etapta mümkün görünüyor. Dünkü veriler sonrasında Avrupa borsaları, Amerika hisse senetleri piyasalarında satışlar vardı. Biz Borsa İstanbul olarak
sen sonuna doğru biraz yabancı satışı gelse de yine pozitif tarafta kapattığımızı gördük. Bankacılık sektörü dün satış yedi biraz. Özellikle %1.7'ler civarında bir düşüş oldu. Ne dersiniz bugüne nasıl bir yansıma, bu son düzenlemelerin bugün borsa üzerine nasıl bir etkisi olması lazım? Yatırımcılar bundan sonraki süreçte hem döviz tarafında hem altın tarafında hem de borsa tarafında nasıl bir strateji izlemeliler? Sizin öngörünüz nedir? Borsa tarafıyla ilgili bayram öncesinde akımın devam edeceğini 6.150-6.200 seviyelere kadar belki buralarda bir dinlenme ihtimalinden bahsetmiştik. Dün de 6.200 seviyesine konuştuğumuz seviyeyi test etti Borsa İstanbul. Fakat buradan söylediğiniz gibi sınırlı bir satış yedi gün sonuna doğru. Biraz da belirttiğiniz gibi bankacılık endeks üzerinde Borsa İstanbul üzerinde bir baskı oluşturdu. Şu anki süreçte de tabii biraz önce de konuştuk. Dolar bazlı baktığımız zaman 230 dolarların üstünde kalıyor olmamız pozitif. Kabaca bu da 6000 seviyesine karşılık geliyor TL bazlı. 6000 seviyesi üzerinde kaldığımız sürece genel anlamda görünüm pozitif diyebiliriz. Ama tabii burada şu ihtimal de var. 6150-6200 bandı üzerinde kalıcılık olmazsa tekrardan bir önceki zirve seviyemiz olan 5700-5750 bandına bir geri çekilme, işte piyasa tabiriyle bir düzeltme görmemiz de mümkün görünüyor. Burada tabii yurt dışı piyasalarından da etkilenebiliriz. Oradaki o satış baskısından da etkilenebiliriz. Ya da biraz önce söylediğiniz gibi yeni düzenlemeler de piyasa üzerinde belki sınırlı bir baskı yaratabilir. Fakat 6200 üzerinde kalıcılık olursa burada 250 dolarları hedeflememiz de mümkün görünüyor. O da TL bazlı şu anki dolar kuruyla karşılığı 6500-6600 gibi. Yani Borsa İstanbul tarafında her ne kadar farklı etmenler Borsa İstanbul'u etkileyecek bir gibi görünse bile piyasa iştahının olduğunu görüyoruz. Bu geçen günlerde de konuşmuştuk. Her gün 100 milyar üstü civarı günlük hacim olduğunu da görüyoruz. Bu da bize piyasa iştahının yerinde olduğunu gösteriyor. Yani kabaca artık 6000 üzerinde kaldığımız sürece yönün yukarı olduğunu, piyasanın farklı sektörlerle gün içinde dengelenerek yukarıya gitme isteğinde olduğunu söyleyebiliriz. Biraz önce siz de belirttiniz işte çarşamba günü bankacılık endeksi daha iyiyken diğer sektörler daha baskılı ama dün tam tersi bir yapı gördük ya da salı günü bankacılık endeksi daha iyiyken işte diğer sektörler gerideyken biraz daha piyasayı açıkçası farklı sektörleri o gün için ön plana alarak dengeleyerek belli bir yerde tutma çabası olduğunu da görüyoruz. O yüzden de burada yatırımcılar kısaca 6200 geçilemezse burada bir kar satışı olabilme ihtimalini göz önünde bulundurmalılar. Fakat geçerse de bu akım biraz önce de söylediğim gibi yani günlük kapanışlar olursa da 250 dolar civarına kadar devam etmesi mümkün görünüyor ama büyük resimde 5700-5800 TL bazlı 5700-5800 üzerinde kaldığımız sürece genel görünümün pozitif olduğunu, Borsa İstanbul'a olan ilginin olduğunu genel anlamda söyleyebiliriz. Çok teşekkürler değerli katkınız için. Bir başka yayında tekrar görüşmek üzere efendim. Rica ederim, iyi yayınlar diliyorum. Evet efendim, bir yayın daha sonuna geldik. Birazdan Harika Ertuğrul sizlerle Piyasa Analiz programıyla beraber olacak. Takas İstanbul beklenti raporunu sundu.